Xiaomi Mi Note 2 karşımızda. Mi Note 2 her bakımdan ben pahalıyım, kaliteliyim, ben asilim diyor. Tabi siyah rengi de bu tasarımına gayet güzel uymuş, çok yakışmış. Dışarıdan bakınca da zaten telefon kendini belli ediyor. Ele alınca her yerinin oval olması güzel bir his uyandırıyor. Aynı şekilde arkasının, önünün cam olması güzel bir his uyandırıyor. Ve herhalde şu ana kadar hissettiğim en premium, en klas hissi bu telefonda hissettim. Malzemeden yana bir sıkıntımız yok. Çok hoşuma gitti. Ama anladığım kadarıyla telefon biraz hassas, kırılgan. Yani yeri düşürürsek çatlayacak, kırılacak gibi duruyor. Bu yüzden de kutu içeriğine kılıfını dahil etmişler. Tıpkı Mi 5S Plus'ta olduğu gibi. Bu da güzel bir detay olmuş. Telefonun gövdesine gelirsek alt kısmında hoparlör bulunuyor. Hoparlörü gayet başarılı. Buna birazdan geleceğiz. Mikrofon ve Type-C portu var. Bu Type-C portu Quick Charge 3.0'ı destekliyor. Sağ kısmında power tuşu var. Ses tuşları var. Bu tuşlar alüminyum. Üst tarafta kızıl ötesi görüyoruz. Bu da güzel olmuş. Sol kısımda chip sim kart slotu var. Ana ekrana gelince dokunmatik ve parmak izi okuyuculu bir tuşumuz var. Bu tuşun iki yanında menü ve geri tuşları var. Bu tuşlar dokunmatik ve aydınlatmalı. Ön kameramız 8 megapiksel ve harikalar yaratıyor. Birazdan değineceğiz. Arka kısmında 22,5 megapiksel kameramız var. 4K video çekebiliyor. Aslında benim için önemli olan megapiksel değildir. Lens ve sensör kalitesidir. Fakat burada güzel bir sensör ve güzel bir lens kullanılmış. Buna eminim. Tabii 22,5 megapiksel değeri de dezavantaj veya avantaj diyemeyeceğim. Fazla olması güzel olmuş. Ayrıca hem arka hem de ön kamerada Sony sensörü kullanılmış. Bu da güzel bir detay olmuş. Arka kameranın hemen yanında da çift tonlu LED flash ışığımız bulunuyor. Ekranı açtığımızda 5.7 inç büyüklüğünde Full HD bir ekran karşılıyor. AMOLED bir ekran kullanılmış. Renk olarak, kalite olarak gayet güzel. Siyah renkleri çok başarılı. Neredeyse kasa rengiyle birleşiyor bu siyah tonları ve güzel asil bir görüntü ortaya çıkıyor. Temanın da siyah olması bu asil görünümü destekler nitelikte. Ekran konusunda şikayetçi olabileceğim bir iki konu var. Kenarları kavisli. Kavisli olması güzel bir görüntü sunuyor. Ama aynı zamanda ekranın renklerini biraz yansıtabiliyor. Yani tonlar biraz kaçabiliyor. Bunun dışında bu tam sorun gibi olmasa da bir garip durum daha var. Diğer telefonlarla yani diğer IPS panellerle kıyaslarsak minimum parlaklığı biraz fazla parlak kalıyor. Ve maksimum parlaklığı da biraz düşük kalıyor. Bu konuda biraz bana garip geldi. Aynı şekilde IPS ekranlı bir telefona göre doğrudan güneş altında kullanırsak da görünürlük olarak performansı biraz daha düşük kalıyor. Ama yine de görünebiliyor. Snapdragon 821 işlemci var. Bu konuda pek söyleyecek bir şeyim yok. En hızlı işlemcilerden biri. Tam bir canavar. Hem oyun hem de diğer işlemler için fazlaca yeterli. RAM miktarı da 4 GB ve üstü olunca fazla yeterli oluyor. Bu elimdeki model 128 GB ve 6 GB RAM'li model. 2500 lira gibi bir fiyatı var. SD kart desteği yok ama herhalde 100 GB civarında bir alan yetecektir diye tahmin ediyorum. Batarya olarak 4070 mAh bir değer var. Ekran süresi olarak ortalama 6-7 saat civarı bir süre aldım. YouTube'dan video izleme testi olarak biraz ilginç rakamlar elde ettim. Parlaklık minimumdayken %5 şarjla 45 dakika video izleyebiliyorken parlaklığı maksimum alınca %5 şarjla 40 dakika video izleyebildim. Sanırım bu garip değerlerin sebebi de ekran parlaklığının biraz farklı olması, önceki konuda bahsettiğim gibi. Bazı test sonuçlarına gelirsek AnTuTu Benchmark ve Geekbench olarak beklenildiği gibi yüksek skorlar verdi Snapdragon 821 sayesinde. Depolama alanı hızları olarak gerçekten hızlı bir okuma hızı. Neredeyse bilgisayarlarda kullandığımız SSD'lerin hızına yakın bir hız sunuyor. Telefon resmen uçuyor diyebilirim. 3D Mark sonuçları da gördüğünüz gibi. Önemli bir konu kamera. Kameralar diyeyim daha doğrusu. İki kameradan da çok memnun kaldım. Renkler, lens, sensör, performans olarak çok beğendim. Ön kamera olarak da şu ana kadar kullandığım, gördüğüm en iyi kameraydı. Zoom yapılınca bile görüntüler bulanıklaşmıyor. Ön kamerası neredeyse bir telefonun arka kamerasına yakın bir performans sunuyor. Gerçekten
çok beğendim. Bu fiyata hem bu kalite hem de bu kameralara sahip olması gerçekten çok başarılı olmuş. Xiaomi yine yapmış dedirtiyor. Yine bulduğum beğendiğim bir videoyu da sizinle aşağıda paylaşıyorum. Mi Note 2 ile Mi 5S'in kamerası kıyaslanıyor. Bu video sayesinde kamera konusunda bir fikir sahibi olabilirsiniz. Hoparlöre gelirsek, ses yüksekliği şu ana kadar kullandığım her Xiaomi telefonundan yüksekti ve kaliteliydi. Elbette ki daha iyi veya daha yüksek ses çıkışı veren telefonlar vardır. Ama Xiaomi telefonları arasında en yüksek ve en kaliteli sesi bu verdi. Seslerde hafiften baslar da vardı. Bu da çok hoş olmuş. Güzel de uygun bir ses veriyor. Bu şekilde ses konusunda beni memnun ettiğini söyleyeyim. Meşhur kıyaslama testimi de tekrardan size sunayım.
give my fill, fill, fill. No, no. My fill, fill, fill. You're like a pill, pill, pill to give my fill. Birkaç detaya değinmek gerekirse, parmak izi oldukça hızlı çalışıyor. Tuşlar gayet sağlam ve premium bir his yaratıyor. Genel olarak telefon aslında premium bir his veriyor. Wireless olarak 2.4G, 5G, dual band her şey var. Bluetooth 4.2 var yeni nesil. FM radyo bu modelde kullanılmamış. Ekrana iki kere dokunarak telefonu uyandırabiliyoruz. Bu özellik var. Son olarak kişisel fikrimi de paylaşayım. Bu malzeme, bu dizayn ve bu özellikleri düşündüğümüzde gerçekten fiyatın hakkını veriyor. Hatta diğer markalara bakarsak fiyatından fazlasını veriyor bile diyebilirim. Oyun performansı olarak fazla yeterli olduğunu söylemiştim. Yine 1-2 oyun oynadım ve videonun sonuna onları da ekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.
indirimde olan ürünleri veya güzel kuponlar bulduğumda Facebook sayfamdan paylaşmaya çalışıyorum. Dilerseniz takip edebilirsiniz. Ayrıca bana buradan ulaşabilirsiniz de.